Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Dolar TL'deki sıkışıklık ve temkinli olumlu hava hala devam ediyor. Altın biraz hareketlendi. Onu konuşacağız. Dolar ve altını. Şimdi YouTube'un videoların altına yazıyorsunuz. Hani bana sorular arkadaşlar ulaşmak için. Beforethenews.com benim sitem. Buradan bana ulaşabilirsiniz info bölümünden. Cumartesi günkü eğitim dolmak üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 20 Temmuz'a biliyorsunuz koymuştuk. Muhtemelen orada bir grup daha açacağız ay sonuna. Çünkü doldu. O yüzden siteden bana mail atabilirsiniz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Sıkıntılı bir durum varsa arkadaşlar elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Lütfen çekinmeyin. Şimdi dolar TL tarafında 6.25'ten gelen düşüş trendimiz devam ediyor. Aşağıda 5.60'larda işte 5.59'larda bir önceki dibimizde 5.80'e tepki vermiştik. Hani buraya gelip bir çift dip yapıp hani faiz indirimini böyle mi bekleyecek? Çünkü baktığınız zaman gelen bütün olumsuz haberlere duyarsız kalan bir dolar TL. Hani bunu bir haftadan beri söylüyoruz. İşte Merkez Bankası'nın görevden alınmasından beri gap bir 5.80 açılıp oradan tekrardan düzelten ve o 5.80 bölgesini bir türlü yukarıya geçemeyen bir dolar TL var. Şimdi tabii ay sonunda faiz indirilirse illaki dolar TL bir tepki verecektir. Tabii ki burada hep söylüyoruz faiz indiriminin boyutuna göre gene 5.80, 5.93 ve 6 bölgeleri önemli direnç bölgeleri olacak. Ve bu S400 işi bir şekilde gördüğünüz gibi daha doğrusu piyasanın da aylardır fiyatladığı gibi bu işin bir şekilde çözüleceğine dair veya bir yaptırım gelirse de hani çok da fazla bir hani finansal kesime bankalara sirayet etmeyecek hafif çaplı bir aba altından sopa gösterme gibi geçilecek gibi şimdilik gözüküyor. Ama tekrar söylüyorum şu anda bunlar gözüküyor. 5.80 bölgesinin üzerinde dolar TL'de yani yukarı doğru 5.80'in kırılmasında farklı bir şeyin beklentisine girmeye başlayabiliriz. Kısa vadeli baktığınız zaman şurada 5.60, 9.80 ve 5.72-40 arası şurada bir sıkışan bir bölgemiz vardı arkadaşlar yarım saatliklerde. Şuradaki bölge 69.80'in aşağı kırılmasıyla beraber 67-60'lara kadar gevşedi. Buradan tekrar tepki verdi ve 69.80 desteği direnç görevi gördü. Buradan tekrardan bandı 69.80-67-60'a getirdik. Şimdi bugün 67-60 önemli olacak. Bunun altına sarkmada tekrardan bu 65 bölgesi görülür mü? Arkadaşlar açıkçası her ne kadar çok istekli olmasa da artık düşmeye hani hem bu ay sonunda yapılabilecek faiz indiriminde verilebilecek tepkiyi düşünerek hani birazcık daha buralarda geçirmeye çalışıyoruz. İşte en son Pentagon'dan F-35'lerle ilgili açıklama geldi. Hani onu da gayet sakin karşıladı. Yani işte F-35'lerden çıkardık falan filan. Ama bir de bakıma da hep aynı söylediğim şey hani Türkiye gibi bir müttefiki, stratejik önemi olan bir müttefiki Amerika öyle kolay kolay ezemez. Nitekim de Pentagon'daki açıklamalar da hani Türkiye bizim müttefikimizdir ama işte bunu yapmamalıydı falandı filandı birazcık tıraşa geçti iş. Dolayısıyla piyasanın fiyatlamadığı şey her zamanki gibi gene piyasa kazandı. Yani piyasa bunu fiyatlamıyor arkadaşlar diyorduk ve fiyatlamadı. İşte arkadaşlar bazen böyle komik şeyler oluyor işte eğitimlerine gösteriyorsun hocam falan filan. Arkadaşlar işte eğitimde en çok bunu anlatıyoruz. Yani piyasanın neyi fiyatladığı, piyasa ne yapıyor? Hani bizim ne düşündüğümüz veya senin ne düşündüğün veya X ekonomistin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Önemli olan piyasanın neyi fiyatladığı. Yani biz bunu anlamaya, bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa arkadaşlar teknik analiz bir matematik değil. Teknik analiz size sakince baktığınız zaman bir röntgendir. Yani nasıl bir hastanın röntgenini çekersiniz, o enstrümanın da röntgenini çekersiniz. Yani bazen konuşulan konularla röntgen çok farklı şeyi gösterir. Yani gördüğünüz gibi bir buçuk aydır herkes Türkiye ölüyor, battık, bittik işte S-400 Amerika bizi bayıltacak dendi.
Ne yaptı? Dolar TL 6.25'ten 5.60'a kadar geldi. Yani konuşulanla fiyata yansıyan farklı şeylerse sizin bakacağınız şey fiyat. Sonuçta siz fiyatı trade ediyorsunuz ve işte insanların en büyük hatası burada başlıyor. Yani teknik analiz öğrenmek, onu yapmak, bunu öğrenmek değil. Hani bu işin bir kural bölümü var. O kuralı uyguladığınız zaman işe başarılı oluyorsunuz, ama o kuralı uygulamadığınız zaman istediğiniz kadar destek direnç çizin, sabaha kadar çizersiniz, kırılmasını beklersiniz. O yüzden lütfen birazcık daha piyasanın ne yaptığını, piyasanın neyi fiyatladığını, ha atıyorum yarın öbürsü gün işte 5.80 hep ne dedik? 5.80 ve 5.83 bölgeleri yukarı kırılırsa arkadaşlar piyasa farklı bir şeyi fiyatlamaya başlıyordur dedik. Nitekim de bu hafta içinde hiç 5.80 kırılmadı ve işte 72.40, 69 bölgesi şurada sıkışma vardı. Dün akşam bu bantta aşağı açıldı, yani 72.40, 69.80 bandı. Bugün 69.80, 67.60 bandına yeni bir banda taşındı. Şimdi yukarılarda artık bugün 69.80 gene önemli bir direnç olacak. Yukarıda 72.40'lar önemli maliyetlenmeler. Buralar hani belki şu bölgenin üstüne atmaya çalışırsa gene 72.40 direnç görecek. 67.60'ın altına sarkabilir miyiz? Hani 65'lere doğru tekrardan bir düzeltme gelir mi? Birazcık böyle bir hacimsiz bir bekler gibi. Her ne kadar hani yönü aşağıya doğru bakıyor da olsa birazcık daha bu açıklamalara bakıyor, bekliyor. Birazcık daha faiz indirimini bekliyor artık. Hani bu faiz indiriminden sonra faiz indiriminin boyutuna göre hani diyecek ki yani ben 5.80'e kadar gideyim veya ben 5.83'e kadar gideyim veya ben 5.93'e kadar tepki vereyim diyecek. Veya çok ciddi bir faiz indirimi ise işte bir anda belki altılara doğru bir tepki verecek. Yani artık bu tamamen faiz indirimindeki rakamın dirençlere yansıması olacak arkadaşlar. Altın tarafında biliyorsunuz şuradaki şu düzeltme sürecinin devam edeceğini ay sonuna kadar ve ay sonundan sonra Fed'in kararından sonra şu bandın 50 dolarlık bandın ya yukarıya bir rally 1530'lara ya da 1380'in altına bir sarkma olarak gelecek demiştik. Ama gördüğünüz gibi altın fiyatlarındaki düzeltme süreci daha çok yukarı eğimli, yani yatay ama artık yukarı bantlı bir hal aldı. Yani muhtemelen yukarıyı kırmaya daha istekli bir bant gibi gözüküyor. 1380 seviyeleri aşağı kırılmadığı sürece altındaki long pozisyon devam ediyor gibi. Birazcık daha seans içine girersek şurada 1428'den dün döndü. Şu 1426 tepesinin bakın üstüne attı. 27'nin birazcık geçebildiği oradan bir kar satışı geldi. Şimdi yeni pivot noktamız 1428'ler oldu. Aşağıda şu 1416 yatay direnç bölgesi aşağıda bir destek olarak gelebilir. 1416-1428 arası bir gün geçecek gibi. Şuradaki kendi içindeki 1438'den gelen düşüş trendini kırdık. Bunu teyit etmeye gelir mi 1412'lere doğru şu çizgiyi? Olabilir, ama hani bir daha 1400'lere kadar bu hareketin düzeltmemesi lazım normal şartlarda, eğer yukarı hareket momentum devam ediyorsa. Dolayısıyla yeni önemli desteğimiz 1400 arkadaşlar. Aşağılarda 1416 ve şu düşüş kanal direnci destek olacaktır. 1412'ler destek. Yukarı momentumun artması için 1428 kırılmalı ki 1438'e doğru bir hareket tekrar başlasın. Ama şu 1428'e bugün dikkat edin. Hani burada kaldırıp tekrar stoplatıp tekrar bir çift tepe yaparsa kısa vadeli tekrar bir düzeltme gelebilir. Şu bölgeyi, yani şu dünkü çıkış çünkü sert oldu. Hani bugün burada birazcık bir grafik gidip gelebilir. Ama günlük grafiğe baktığınız zaman ana trende hala yükseliş trendinin düzeltmesini çok sağlam yapıyor. Bakın bantlar iyice daraldı ve yakında altın tarafında, ons altın tarafında sert hareketler gelmeye başlayabilir. Ve 1400 seviyesi de aşağı kırılmadığı sürece sanki birazcık daha altındaki tepkilerin yukarı yönlü olabileceği gibi gözüküyor. Bizim borsa tarafına geldiğimiz zaman işte dün Garanti Bankası'nda 2 gün önce satış vardır, 2 günden beri dün bu sefer oranın toparlanmasıyla beraber endeks tekrar bir hareket yaptı. İşte bu yaptırımdı bilmem neydi derken tekrardan yukarı geldik. Tabii Viyop tarafında şu 129 bin seviyesi, şu daha önceki direncin bir üzerine attık.
Şurada gelen bir düşüş kanal direncimiz var. Şu tepelerin birleşmesinde oralardan biraz döndük. Şimdi bu bölgeyi, bu 160'ı kırıp 129.700'lere, 130 bin lira doğru gidecek bir momentumumuz olur mu? Tabii buradaki dolar TL'nin davranışı da önemli. Hani buralarda birazcık gene bir zorlanabiliriz. Aşağı doğru 128.600'de önemli bir destek yaptık şu bölgede. Yani bugün için önemli noktalar şu 129.200 ve 128.600 bölgesi, şu bölge. Hani biraz sanki RSI tarafında yorulmuş, hani bir dikkat etmek lazım. 128.600 aşağı kırarsa arkadaşlar ve 127.800 lira doğru bir düzeltme çok olası. 129.200'ün üzerinde 750 bandı arkadaşlar direnç olarak devreye girebilir. Kağıt çok değişiyor. Yani 2 gündür kötü olan Garanti Bankası bir anda dün %4 yapıyor. Endeks o itici güç oluyor. İşte Türk Hava Yolları 2 günden beri fena değil. Orada bir mal alıyorlar. Dolayısıyla borsa tarafı da hani kağıt değiştirerek bir şekilde yukarıya doğru ivmelenmeye çalışıyor. Dikkat etmekte arkadaşlar fayda var. Dediğim gibi bana ulaşmak isteyen arkadaşlar buradan bana mail atabilirler. Lütfen çekinmeyin, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bir mail atın. Samimiyetine inandığım insanlara, herkeslere emin olun, dönüş yapıyorum arkadaşlar. Videoların altında güzel bir şekilde birbirinize yazışıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü diğer bloklarda olmayan şeyler geliyorsunuz. Genelde diğer bloklardakiler işte öyle olacak, böyle olacak falan filan diye. Hani blok sahibinin karakterine bürünüyorlar. Ama hani videoların altında birbirinizle yazıştığınız, güzel ekonomik yazılar yazan arkadaşlarım, hakikaten teşekkür ediyorum. Bu aynı şekilde kendi de bloğunuz. Herkes kendi fikrini lütfen yazsın. Birbirinizden feyz alın. Birbirinizle kibarca tartışabilin. Çok keyifli. Hani politikayı işin içine sokmadan siyaseti, yapılan her türlü yorum hakikaten çok hoşuma gidiyor. Çünkü iyi ya da kötü bir fikriniz var ve bir fikrinizi beyan ediyorsunuz. Atmadığınız, tutmadığınız sürece, ki genelde benim kitlemde zaten öyle bir adam pek yok. Ben keyif alıyorum kendi aranızda yazışmanıza da. O yüzden arkadaşlar, güzelce böyle fikirlerini yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Ekonomiyle ilgili, dolarla ilgili, haber akışlarıyla ilgili. Böylece biz de bir şeyler duymuş, öğrenmiş oluyoruz. Belki kaçırdığımız şeyler oluyor. O yüzden lütfen yorumlara fikirlerinizi, yani bir forum gibi kibarca fikirlerinizi lütfen yazın arkadaşlar. Hepsini okuyorum zaten. İnşallah sert bir gün olmaz. Dediğim gibi elinde dolar tutan arkadaşlarımız zayıf taraftasınız. Faiz indirimindeki rakamları bekleyip dolar TL'nin nereye kadar tepki vereceğini beklemekte fayda var. Çünkü oradaki belki son hareket, belki tekrardan bir satıp alttan almak için bir fırsat yaratabilir. Şimdilik sakince bence bekleyin. Hani buralardan panik olup artık doları satmanın çok fazla bir anlamı yok. Gelecek faiz indirimini beklemekte, satış fırsatını orada bulmaya çalışmakta arkadaşlar fayda var. Herkese tekrardan kolay gelsin.